doğru zamanda, doğru yerde Recep Bozkurt'la programımızın bugünkü konuğu Kızılay Başkanımız Sayın Fatma Çaltın. Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Fatma Hanım. Siz nasılsınız? İyi, sağ olun. Böyle bir televizyon programında olmanız, medyamızda olmanız gurur verici. Özellikle biz de sizi tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun inşallah diyoruz. Teşekkürler size. Fatma Hanım. Sağ olun. Fatma Hanım, Dalaman'da Kızılay kurucu başkanısınız. Evet. Uzun yıllardır Dalaman'da birçok faaliyetten sizi tanıyoruz. Kızılay nereden çıktı? Evet. Nasıl kurdunuz? Evet, Kızılay'ı 2015 yılında düşündük ki dedik Dalaman'a bir tane Kızılay gerekli. Bu Bülent Karakuş başkanım var. Muğla Kızılay Şube Başkanımızdı kendileri. Şu anda değiller. Şeyini bitirdi. Bizim bir müddetimiz vardı. O müddetten sonra 3 dönem üst üste başkanlık yapanlar Kızılay'da şu anda başkanlık yapamıyorlar. O arada Kızılay Şube Başkanıyken bana bu teklif yapılmıştı. Düşündüm, taşındım, baktım ki Dalaman'ın bir eksiği Kızılay. Gerçekten ihtiyaç sahiplerini daha önceden bulunduğumuz konumdan dolayı da tespit ettiklerim vardı. Gerçekten ihtiyaç sahibi çoktu. Bunu devletimize biraz daha yardımcı olmak amacıyla şeyi kurduk, müessesesi kurduk inşallah. Hayırlı uğurlu olsun Sayın Başkanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl geçti süreç? Nasıl başladı? Evet, şimdi biz bir kağıtla ortaya çıktık. Hep bunu söylüyorum. Ramazan Gezer büyük bir destekçim oldu, sağ olsun. Bunun yanında bütün halk, Dalaman halkı 105 kişiyle, 104 kişi üyeyle biz ortaya çıktık. Bir şube olduk. Şubeden sonra bir Türkiye genelinde bir oluşuma gidildi. Çünkü bazı şubelerin çanta şubesi olduğu ortaya çıktı. Bunun yanında işte 100 binin altında olan yerlerin temsilcilik olması gerektiği, 100 binin üzerinde olan yerlerin de şube olması gerektiği, bu çok doğruydu bence. Bu şekilde oldu. Biz de tabii 40 bin nüfuslu olunca biz temsilci olduk. Temsilci olunca iki tane bizim şeyimiz var, yönetimimizde temsilcimiz var. Ben koordinatör başkanıyım, aynı zamanda kurucular kurulu başkanıyım. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu anda kadın kolları başkanımız, biz gönüllü olarak çalışıyoruz. Bunu da buradan halka söyleyelim ki herkes çok para mı alıyorsunuz, parayla mı gidiyorsunuz? Yok. Tüm şube başkanları genel merkez başkanımız olmak kaydı ile kimse para almadan gönüllü çalışıyor. Şu anda gönüllü gençliğimiz var, kadın kolları başkanlarımız var. Şu anda beni izliyorlar. Kadın kolları başkanım gönüllü. Döndü Hanım var. Şu anda Hüsnü Hanım da burada. Kadın kolları başkan yardımcımız. Güzel bir süreçte. Şu anda şubemiz çalışıyor. Şu anda kıyma kavurma dağıtımı yapılıyor. Biz de burada röportaj davetiniz üzerine geldik. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi bizler sokakta gezerken sizleri zaten dağıtımlar yaparken bizzat sizi de görüyoruz. Evet. Fakat benim aslında merak ettiğim, belki izleyicilerimizin de büyük merakı, Kızılay'a gönüllü olabilmek için ne yapmak gerekiyor? Kızılay'a gönüllü olabilmek için gönüllü olmak gerekiyor. Öncelikle bize gelecekler, bir başvuru formumuz var. Hatta şeyde de internette, şeylerde, televizyonlarda da dolaşıyor gönüllü ol diye reklamları var. Ama yine de bizim şubemize gelirlerse formlarımız var, doldururuz onları. Bizle beraber çalışır. Öncelikle dürüst olmasını, yalancı ve nifak tohumu ekmeyecek. Bende çok büyük bir disiplin var. Bir arkadaşlarımızla biz önce kümeleştirme oluşturmuyoruz. Herkes işiyle ilgileniyor. Zaten işiyle uğraşmayan dışarı gidebilir yani. Hani bizim orası sadece yardımlaşma. Onun anlıyorum. Için. Bizde dürüstlük önemli. Anlıyorum Fatma. Dedikodu olmayacak. Ne güzel. Evet. Kan bağışı topluyorsunuz. Evet. Yardım dağıtıyorsunuz. Evet. Bunların yanı sıra Kızılay Dalaman'da neler yapıyor? Evet, Kızılay aslında devletin tam sosyal faaliyetlerini yapan bir kurum. Şimdi bize genel merkez tarafından yardım sevenler de ayakta duruyor biliyorsunuz Kızılay. 1868 yılında kurulmuş ve o günden bugüne kadar hepimizden genç bizim Kızılay'ımız. Daha bir yaşında gibi ilk aşkla çalışıyor. Ve bize genel merkezimize yardım eden, daha çok o şekilde yardım alıyoruz. Çünkü Dalaman'ımız bunda biraz basit şey kalıyor yani yardımı pek yapamıyor. Çünkü şöyle küçük yer olduğu için herkes çevresindeki insanlara yardım yapmak istiyor. Bu konuda mesela zekat, fitre bağışlarını bile öncelikle kendi etrafına dağıtıyor.
Bize de öyle diyorlar zaten. Fitre zekatımızı dağıttık da işte size de bir bağış yapalım deyip gelenlerimiz var. Sağ olsunlar. Migros da bayram nedeniyle mesela bu arada şey kurdu, stand açtık. Orada arkadaşlarımız da orada bir 34 koli alabildik bu sene. Bu sene zayıf herkesin durumu da pandemi dolayısıyla biliyorsunuz. Bundan dolayı bunun yanında dediğim gibi yaşlı ziyaretlerimiz var, anneler günü ziyaretlerimiz var. Aynı zamanda Kızıl Haç ve Kızılay günüydü. İki gün önce burada gene Kerem Kınık Başkanım da sizlere çok selamları var. Hayır. Ben buradan da bizi izleyen herkese de iletiyorum başkanımızın selamlarını. Sağ olsunlar. Aynı zamanda da Avrupa'yı temsil ediyor bizim başkanımız. Gerçekten özveriyle çalışıyor ve bizleri de çalıştırıyor. Hiç durmadan sosyal faaliyetlerin içinde hiç olmazsa komşumuzu ziyaret edin diyor. Hiç durmuyoruz. Göründüğü gibi sizler de biliyorsunuz zaten. Bu şekilde devam ediyor. Sizin aracılığınızla Kerem Kınık Başkanıma da aleyküm selam diyelim. Biz de ona buradan bol bol selam gönderelim. Bildiğim kadarıyla Fatma Hanım daha öncesi için kurban bağışı dalaman olarak alamıyordunuz. Ama yok, bu yıl alabiliyorsunuz değil mi? Yok, biz kurulduğumuzdan beri kurban bağışımızı alıyoruz. Alabiliyorsunuz. Alabiliyoruz. Tabii bağışlayan olursa alıyoruz. Sıkıntı olursa da yani biz yine bize bağışlayan şubemize gelip bağışlamayan kişileri de bankalardan her dalaman adına, şubemiz adına bağışta bulunabilirler. Bu şimdiki zaten yapılan bağışların sonucu da 336 koli kıyma ve kavurma geldi. Şu anda dağıtımı yapılıyor. Çok az kalmıştı işte. Buraya geleceğiz diye de arkadaşlarımız onlarla uğraşıyor. Biz biraz sonra biz de çıkacağız alana. Maşallah Fatma Hanım. Peki söylemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz Kızılay'la ilgili, Dalaman Kızılay'la ilgili ne varsa ben ekranla sizi baş başa bırakayım. Anlatın. Evet, bizim şu anda Kızılay'ımız çok güzel gidiyor. Dalaman'ımız elinden geleni yapıyor. Ama Dalaman için bir tane Kızılay yeri şart. Bir Kızılay binamız şart. Şimdi belediyemizin bize vermiş olduğu bir şeyde duruyoruz. Şubede duruyoruz ama bizim tabii genel merkez tarafında bunun yanında kıyafet yardımı yapıyoruz. Giyim yardımı dediğim gibi bunun yanında haşamalarımız. Her çeşit kıyafetimiz var. 0 yaş grubundan tut 70-80-100 yaşına kadar kıyafetlerimiz kiloyu da kapsayabiliyor yani. Geniş kilo, dar kilo var, dağıtabiliyoruz. Yetimlerimiz için yetimler şubemizde kadın kolları başkan yardımımızı aynı zamanda yetimlerle ilgilenmesi için onun genel merkezi bildirimini yaptık. 63 tane yetimimiz var. Onların da şu anda kıyafetleri ayrıldı. Okullarımız kapalı olması nedeniyle de şu anda okul sonrasında artık bayramlıklarını teslim edeceğiz. Gidip okullarımızı ziyaret edeceğiz. Bunun yanında sınıf tevşiat projelerimizi yaptık biz. Köyceğiz daha önceden şubemizin bazı nedenlerden dolayı Ortaca Köyceğiz'de şifahanem bakıyordum. Oranın Kızılay okullarımızı sınıf tevşiatı yaptık. Atatürk İlkokulu'na sınıf tevşiatını yaptık. Ortaca Daka, Şehit Daka okulumuzun yine orasının sınıf tevşiatını yaptık. Açılışını yapmadık. Açılışı yapıldı ama biz yapmadık. Çocuklar yaptı. Karaçal okulumuza yaptık aynı sınıf tevşiatını. Mehmet Akif Ersoy'a yaptık sınıf tevşiatını. Kütüphane haftası nedeniyle işte şenlendirme projemiz altında Çiftlik İlkokulu'na yine bir kütüphane kitaplık yaptık. Bunun yanında işte aklıma gelenler bu kadar. Projelerimiz devam edecek inşallah. Tabii Ramazan ayı olunca da böyle oluyor birazcık. Pandemi bizi inşallah kırmızıyız. Bugün mavi giydim özellikle. Maviye dönüşürüz inşallah. İnşallah. Dalaman olarak, Türkiye olarak. İnşallah şu peçetelerimiz, ağzımızdaki şeylerimiz, maskelerimiz de çıkmış olur. Daha mutlu oluruz inşallah. İnşallah Fatma. Katıldığınız için, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi Doruk TV'de ağırladığınız için, aynı zamanda sesimizi halkla buluşturduğunuz için. Bazı soruları olabilir, halkımızın şüphe olduğu yerler olabilir. Her zaman 7/24 diyelim artık, 7/24 bizim telefonlarımız her zaman açık. Aslında 24 saat açık. Hastası olduğu zaman kan arayanlar gece gündüz hiç düşünmeden arayabilirler. Burada da ben kan merkezimiz,
olan Marmaris Kan Merkezi Müdürüm Serpil Hanım'a, Denizli Kan Bölge Müdürümüz, bizim bölgemiz Denizli Kan Bölge Müdürlüğümüze ve genel merkezimizde Levent Bey'e çok teşekkür ederim. Hiçbir hastamızın daha kanı yoktur denmedi. Şu anda şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim. Kan bağışı yapıyoruz. Bazı insanlara, işte hasta yakınlarına, işte gidin Kızılay'a bir kan bağışında bulunun denildiğinde, biz böyle mi olacak diye soran arkadaşlar var. Ben onu açıklamak istiyorum. Bizim kan bağışımız her daim devam ediyor. Sağ olsun halkımız, kan kardeşlerimiz her zaman için kan bağışı geldiği zaman zaten yardımcı oluyor. Ama bu arada kan kardeşlerimizin pandemiye yakalananlar olmuş oluyor. Bu arada işte kan veremediğinden dolayı biraz stoklarımızda azalmalar oluyor. Bu nedenle genel başkanımızın talimatı üzerine her yerde şubelerimiz kan bağışı kampanyası yaptı. Biz de geçen hafta yapmıştık. 52 ünite kan aldık. Her zaman yapıyoruz. Her hafta yapıyoruz ama biz ona istinaden tekrar biz şube adına yaptık. Ve 25 kişi geri dönüşü yaptı. 5 kişiye ret verildi. Danımal halkına buradan çok teşekkür ediyoruz. Ama şimdi bunu senin hastan oluyor, örnek vereyim. Sen geliyorsun bizden kan, işte hastamıza kan lazım diyorsun. Tamam, biz bunu tedarik ediyoruz zaten. Ama senin hastana verildiği zaman orası boş kalmaması nedeniyle sizden işte bağışçı bulmanızı, götürmenizi istiyor. Yoksa sizin hastanıza kan verilmeyecek diye bir şey yok. Kan merkezimiz, kanımız yani stoklarımız azalmasın diye böyle bir olay var. Biz zaten 18 yaşını doldurmuş, 60 yaşından gün almamış her bireyi, 50 kilo üzerindeki her sağlıklı bireyi kan bağışına davet ediyoruz. Kanı önce sağlığımız için, sonra diğer vatandaşlarımız için, sağlıkları için veriyoruz. Bu yasaklarda da kan bağışı yapmak isteyenler, zannedersem yasaklardan etkilenmiyor. Etkilenmiyor. Bunu zaten bize de bildirebilirler. Emniyet müdürümüz bu konu üzerinde çok çok duyarlı. Sayın Kaymakamımız Ali Gündoğdu bu konu üzerinde çok çok duyarlı. Bizim Dalaman'da kötüye kullanmayan yasak her zaman geçerlidir. Yani yeter ki kötüye kullanmasın. Kan bağışı çok önemli. Çünkü kan bağışını gidip normalden bir yerden para verip de alamazsın. Kan bağışını götürüp de bir insandan hemen bana kan ver diyemezsin. Onun işlemleri var. Onlar hastalıklı mı değil mi, o kan yarayışlı mı? İşte bunlar işlemlerden geçiyor. Tabii çeşit çeşit kanımız var biliyorsunuz. Bunlardan sarı kan, beyaz kan ve kırmızı kan diye kanlarımız üçerliyor. Beyaz kan, biz halk diliyle konuşalım da, beyaz kan işte kanserli hastalarımıza, sarı kan yanıklarda, normal kanda, kırmızı kanda normal hastalarımız için veriliyor. Bunun için halk sakın ki bize işte kan değiş tokuşu yapılıyor, yoksa benim hastam ölecekmiş gibi şeye katılmasınlar, yani hani kapılmasınlar. Bu durumda hani olmayacak, hastamız yarı yolda kalacak diye kesinlikle düşünmesinler yeter ki. Ama işte bunu diyorlar ama bir de işte öbür tarafında da madalyanın öbür tarafı var. Kan stoklarımız azalmaması için bağışçının gelmesi gerekiyor. Hani üzerlerine alınmadan kan bağışını yapsınlar. Evet. Sevgili izleyenler, Fatma Hanım'ın söylediği gibi hep birlikte sorumluluğu kendi üzerimize alalım. Yarın kendi başımıza gelecekmiş gibi düşünelim. Ve en azından gidip Kızılay'a kan bağışı yapalım. Doruktur TV'de doğru zamanda, doğru yerde programıyla bugünkü konuğumuz Sayın Fatma Çalkın'dı. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.